Bu nedir? Borç. Kardeşim boğmuşlar lan. Abi. Yemin ediyorum boğmuşlar kardeşim boş. Al kardeşim gitmiş. Sakin ol abi. Nasıl sakin olayım oğlum? Gözünü seveyim. Oğlum gitti kardeşim. Vallahi billahi boğmuşlar. Kardeşim attıydılar. Gitti kardeşim lan. Abi dur sakin ol abi. Fidan Hanım. Yavuz Bey. Adana'ya alışmışsınız belli ki. Güzel olan şeylere çabuk alışıyorum. Öyle mi? Benim de bir huyum var. Hiç alışma. Alışmak istemem. Malum insan alışınca vazgeçmesi zor oluyor. Bilmez miyim? Neyse ki bu konuda içim rahat. Bırakamayacağım şeyleri hayatıma sokma. Sizin bir aileniz yok anlaşılan. Karınız, evladınız. Bir sevdiğiniz yok belli ki. Ama sizin var, değil mi? Bu yüzden geldiniz. Ramo için. Bu mevzuda size yardımcı olabileceğimi sanmıyorum. Bir daha düşünün isterseniz. Fidan Hanım. Böyle bir yere varamayız. Ramon nerede? Ona ne yaptınız? Yaklaştıram. Yeter. Bu boynundaki iz ne biliyor musun?
Ben çocukken babamın köyde bir köpeği vardı. Kocabaş. Boynundan bir iple bir ağaca bağlıydı. Babam onu bıraktığı zaman herkese saldırırdı. Çok azgın bir köpekti. Bize bile. Rahmetli onu sonra bağlamak zorunda kalırdı. Ama bir gün babam Kocabaş'ın boynuna bir tasma taktı. Hayvan da kendini hep o ağaca bağlı hissetti. Bağlı hissettiği için de o ağacın dibinden hiç ayrılmadı. Sen de bir tasman olduğunu unuttun Ramazan. İşte o boynundaki iz senin tasma. Hiç unutmayasın diye. Anladın mı? Anladın mı Ramazan? Anladım Süleyman Bey. Gelelim şimdi esas meseleye. Bu odanın yeri hep değişir. Şekli, içindeki eşyalar, yüzleri. Ama değişmeyen bir şey vardır. Nedir o Alpay Bey? Biz değişmeyiz. Adana'yı bu odadan yönetiriz. Yaşama ve ölüme bu odada karar veririz. Ölüme ve yaşama. Cihangir Bey de senin için bir karar verdi. Ve ben bu karara razıyım. Ya sen Rama, sen razı olacak mısın? Ben Cihangir Bey ve bu odaya bağlayayım. Hüküm kabulümdür. Güzel. Cihangir Bey hayatını bağışladı. Silahlar susacak, akan kanlar duracak. Herkes işine gücüne bakacak. Ama? Ama ateşi tamamen söndürmek lazım. Ki tekrar alevlenmesin. Öyle değil mi Süleyman? Biz de bu yüzden bu işi eski usulde çözeceğiz. Neco Fatoş'la sen de Sibel'le evleneceksin. Sizin çözüm dediğiniz bu mu? Cihangir Bey böyle uygun gördü. Ya kabul etmezsek? Böyle bir ihtimal söz konusu değil. Sonuçta verilen karara herkes koşulsuz uymak zorunda. Ramo da uyacak. Tabii eğer ailesinin yok edilmesini göze alırsa o başka. Tabii ben sizin zarar görmenizi istemem. Yani ailenizin. Daha uzun süre birlikte iş yapabiliriz. Şimdi eğer o silahı kullanmayacaksanız yerine koyun da sohbetimize devam edelim. Sohbet bitti. Neden bu kadar büyük bir tepki gösterdiniz anlamıyorum. Nihayetinde bu karar herkes için en iyisi. Herkes için? Ramo'yu tanımıyorsunuz siz. O bunu asla kabul etmez. Şöyle bir bakıyorum da geçmişe. Asla yapmam dediğim o kadar çok şey var ki. Önemli olan baskı altında ne dediğin, ne yaptığın. Beni bağışlayın ama bu büyük laflar bana anlamsız geliyor. Size anlamlı gelen bir şey var mı acaba? Paradan ve güçten başka. Alo. Başına sağ olsun Halim Efendi. Dengiz'i görmüşsünüz. Kimsin sen? Ben. Ceyhan. Hangi Ceyhan? Ölüm
gördüğünüz Seyhan'ın abisi Ceyhan. Ceyhan Kuş. Uzun zaman oldu. Unutmuşum sesini. Sen sadece sesimi unutmamışsın Ali. Benim kim olduğumu da unutmuşsun. Oğlum, ben seni bu Cengiz'in yanına gömmezsem adam. Ailenden kim kaldıysa hepsini geberteceğim. Hepinizi öldüreceğim oğlum. Alo. Bir sen eksiktin. Abi hoş geldin. Ne zamandır burada? Epey oldu abi. Yalnız gelince haber vereyim dedim. Çocukluk yapıyorsun Sibel. Hayatın söz konusu. Çocukluk mu? Alt tarafı biraz dans etmek istedim. Ne var bunda? Bana söyle. Ben hallederim. O zaman söylüyorum yapman gerekeni. Dans et. Hadi dans et. Sibel. Ne? Yeterince dans etmişsin. İçmişsin de. İstersen artık ha. Biraz dans etsen ne olur? Tamam, benimki de laf işte. Babamın adamları hiç dans eder mi? Siz ağır abilersiniz ya. Biri yürü filan. Bana bunu yapma Sibel. Neyi? Beni diyorum. Başkalarıyla karıştırma. Ben onlar gibi değilim. Niye ki, sen nasıl birisin? Seni diğer tetikçilerden ayıran şey ne? Tetikçi değilim. Sibel. Boşaltın burayı. Aa, ne oluyor? Hadi boşaltın dedim. Ne oluyor ya? Ben anlamadım ki. Yürü çık çık boşaltın. Ne iş aldın? Gel. Ne yapıyorsun? Biraz abartmışsın. Ben çok içmedim ki. Ne güzel dans ediyorduk. Ay kız, vallahi gelinlik var burada. Fotoşu. İnanmıyorsan kendin bak. Nerede? Bak bak. Bak şu dua. Burası da kuyruğu. Fransız danteli maşallah. Cidden ha, var. Ay kız, desene boz kesin konuşacak abimle. Sen o iş olmuş bil. Benim falım çıkar. Hadi inşallah. Ay Cavidan, sen beni mutlu ettin. Allah da seni mutlu etsin kız. Amin.
Amin. Hadi yıka. Falın çıksın. Dur hele dur, sen karardın. Yapma kız. Sen de bir gün ne evlen... Ne evlenmesi Fatoş'um ya. Bazen şaka yolu takılıyorum Ramo'ya. Ne zaman alacağından beni diye. Cevap bile vermiyor. Benimkisi hayal işte. Ben ne yapayım kız? Sen yine iyisin. Biz öyle deri kenarında 5 dakika görmelerle kaçak göçek geçiyor ömrümüz. Çağır gelsin. Çıkarım ben. Yok ya. Acık baş başa vakit geçirin Fatoş'um. Gençlik bir daha gelmez söyleyeyim. Hadi ara. Ara hadi ara. Sağ salim dönmüş ya. Dünya yansa umurumda değil. Yeğenim, ne dedilerse doğru dürüst söyle. Nedir kararları? O da dedikleri yere götürdüler beni. Süleyman Ağa, petrolcü Alpay. İşte diğer ailelerden birileri. Herkes oradaydı. Odaya gittin ha? Ne odası? Patronların mekanı. Kimse bilmez nerede olduğunu. Ya bırakın şimdi odayı modayı. Hakkımızdan hüküm verdiler. Savaş bitti amca. Barış istiyorlar. Esav. Yalan. Oo, Allah'ıma binlerce şükür olsun. Kız duydun mu Afet? Duydum yengem, duydum. Vallahi dualarım kabul oldu. Kaç gündür benim gözüme uyku girmedi. Dur Afet, Afet dur. Bayra kardeş, ciğerim. Madem barış var, suratının hali ne böyle? Hiç mutlu görünmüyor mu? Hayırdır inşallah? Hayırmış Şerma, ona siz karar verin artık. Öyle bir şart koştular ki, sevincim kursağımda kaldı. Meseleyi eski usul çözmek istiyorlar. Yani kız alıp kız vereceğiz. Ramo Sibel'le Fatoş da Neco ile evlenecekmiş. Ya sen ne dediğinin farkında mısın baba? Ben kızımı kocamın katiliyle mi evlendireceğim? Olmaz öyle şey. Mümkün değil. Sana fikrini soran olmadı Neslihan. Aslında kimseye fikri sorulmadı. Hüküm verildi. Ve herkes bu hükme uyacak. Uyan uyar. Uymayanın vay hali. Tamam mı dedem? Olur mu böyle şey? Ramo denen babamı öldürdü. Şimdi gelip kardeşimle mi evlenecek? Sen de onun kardeşini alacaksın. Adı neydi onun? Fatoş. Fatoş. Fatoş mu? Ha şu deli kız. Sen nereden tanıyorsun? Ya ben onlarda kaldım ya anne. Orada o baktı bana. Yemek getirdi, su getirdi işte. Yere batsın. Aslan gibi oğluma o bitti kızımı alacağım ben şimdi. Laf. Kusura bakma baba. Sen boyun eğebilirsin. Ben eğmem. Sen o güzel boynunu ne zaman kaldırdın ki eğesin? Anlaşılıyor. Yıllardır yoksun baba. Burada işler nasıl yürüyor? Kim yürütüyor? Hiçbir şeyden haberin yok. Nasıl yürüdüğünü gördüm. Ramo benim değil. Cengiz'in hatası. Bedelini de canıyla ödedi zaten. Şimdi izin ver de ailemi koruyayım. Benim ne yaptığımı sanıyorsun sen? Böyle mi koruyorsun? Ya düşmanlık bir yana.
Ramo kim köpek de ben ona kızımı vereceğim. Ya Sibel hayatta kabul etmez zaten anne. Ölür de gitmez dede biliyorsun. O işi ben hallederim. Hiçbirini Sibel'le konuşmayacaksınız. Hele sen Necim. Çeneni sıkı tut. Ben onunla yalnız konuşurum. Konuşsan ne fayda? Asla kabul etmez. Benim anlamadığım sen nasıl razı geldin? İstesen başka bir yol bulurdun. Bulurum. Buldum da. Eski usulle halletmeyi kim akıl etti sanıyorsun? Nasıl? Sen? Neden? Bak Neslihan. Damat dediğin nedir ki ha? Biri gider biri gelir. Adı Cengiz olmuş, Ram olmuş ne fark eder? Hem ne demişler? Eşeğin yoksa damadın da mı yok? Ayıp oluyor ama baba. Neco'nun yanında. O Ramo sahibinin kim olduğunu öğrenecek. İtaat etmeyi öğrenecek. Ondan alacağım şey o. Canını istemiyorum. Onun ruhunu istiyorum. Şerefin, haysiyet. Olmaz öyle şey. Vermem. Vermem kardeşim. Ben bacımı o Neco denilen şerefsiz evladına vermem. Bak Adana yakar yıkarım vermem. Bilin ha. Vallahi doğru diyor. Biz Fatoş'a nasıl kıyarız ya? Ya ben size önceden söyledim ama dinlemediniz beni dinlemediniz. O gün bozu verecektiniz bakın. Şimdi ne oldu? Bacınızı istiyorlar. Sen de fırsatı bul hemen lafı sok yani Neriman. Laf geldi Fidan, laf geldi. Vallahi kimse alınmasın, gücenmesin. Onca laf söyledik. Hiç kale alınmadık. Oğlum o ayrı mesele, bu ayrı mesele. Ne alakası var? Karıştırma onu. Ya Fatoş'a nasıl yaparız bunu? Yazık değil mi? Ya tamam bak, ben de üzüldüm, çok üzüldüm. Aman ne olacak yani, ölüme gitmiyor ya. Teliyle, duayla gelin gidecek yani. Bak buna da şükür, buna da şükür. Yok. Olmaz öyle şey. Ya siz ne konuşuyorsunuz? Sanki bacımızı vermişiz gibi. Ciğerim. Canım ciğerim. Şunlara bir şey söylesene. Ben bacımı kurda kuşa yem etmem desene. Vallahi amcaoğlu. Sus oldum. Kibriti çattın, çekildin kenara. Yok Afet, dur. Şu anda bir plan kuruyor. Görüyorum, düşünüyorum. Kafasında tilkiler üşüşmüş, onları da görüyorum. Ha kardeş, plan ne? Söyle hemen yapalım, ben hazırım, söyle. Plan yok abi. Bu konu tartışmaya açık bir mesele değil. Karar verildi. Ben Sibel'le... Fatoş da Neco ile evlenecek. Güzel torun. Çok bitkin görünüyorsun. Çık yukarıya uyu biraz istersen. Ben de uyumak istiyorum dede. Keşke uyusam. Unutsam. Ama öyle şeyler oluyor ki.
Öyle şeyler duyuyorum ki kafamın içinde hep... Hep bir şeyler var. Dönüp duruyor. Ne duydun sen? Ramu. Babasını sizin öldürdüğünüzü söyledi. Babamın ve senin. Bütün bunları bu yüzden yapmış. Doğru mu? Kimmiş onun babası? Abdurrahman Kaya. Atın lan şimdi. Adam! Sen bunu nereden öğrendin Sibel? Ramo'dan. Neco'yu teslim ederken söyledi. Doğru mu dede? Şimdi hatırlıyorum desem yalan olur. Belki öyledir, belki de değil. Ben önce bir araştırayım. Kimmiş, Neci'ymiş. Sonra sakin kafayla konuşuruz. Cihangir Bey ne dedi peki? Onunla konuşacaktım bugün. Sibel. Sen şimdi çık odana uzan, dinlen biraz. Yarın salim kafayla oturur etraflıca konuşuruz Sibel. Demek Abdon'un oğluymuş ha? O kim? Nereden çıktı şimdi? Sen şu falı bir anlat hele Fatoş'u. Ya işte evleniyormuşuz. Gelinlik gördü. Yemin ediyorum bak ben de gördüm. Kesin evleniyoruz. Bunu bilmeyecek ne var Fatoş'um? Fala ne lüzum var? Kışa girmeden nikahımızı kıyarız. Bir de düğün yaparız ki Allah Allah. Bütün Adana bizi konuşur Fatoş'um. He sen önce bir abimle konuş da. Fatoş'um. Canımın içi. Bak eğer bugün tersi bir durum yoksa sana söz konuşacağım. Neden dersen sonra gidiyorum çünkü. Nereye? Anamı görmeye. Hı. Açık görüşü geldi. Bir iki gün uzakta kafa dinlerim. Hem Ramu da düşünür, taşınır. Bir karara varır. Ben de dönünce bir şekilde tatlıya bağlarız. Heh? Bağlarız değil mi? Ben seni iki gün görmeden ne yapacağım? Yemin ediyorum iki saat bile çok. Ramu gelmeden ben çıkayım. Sen de benim arkamdan çıkarsın tamam. Boz, ya gitmeseydim. Kalsaydım biraz daha. Fatoş'um. Kız sen iste ben bir ömür kalırım senin yanında. Abi. Abi biz şey sandığın gibi değil. Sen de eve geç bakayım. Hala. Kimdi o? Ramo mu? Yok. Ben gelirim birazdan. Bak konuş şununla. Ben konuşursam bak kafa, kaş, göz, ağız, burun dalacağım buna. Yemin ediyorum konuş şununla.
Görüyorsun değil mi anacığım? Şaştım kaldım valla. Ne pis işlermiş bunlar be. Keşke konuşabilsen de şu Ramo aklını bir başına alsa. Ramo? He Ramo. Senin biricik kızını benim biricik bacımı düşmanımızın oğluna verecek. Ama ben vermem. Bak sana da söylüyorum ben duymadım deme. Ramo ne derse desin ben bacımı o Neco denilen şerefsize vermem. Ramo öldürmüş. Tarlada dedi. Ben öldürdüm dedi. Babamın öcünü alacağım dedi. Göğsü kan içindeydi. Teller yırtmış. Parçalamış. Tamam anacığım tamam. Kardeş. Kardeş. Sen ne işin var lan burada? Kardeşimle. Ramo, hele bir dinle ben sana anlatayım kardeş. Kardeş. Senin fatuşlarında ne var lan senin fatuşların? He? Seviyorum kardeş. Onu ilk gördüğüm andan beri seviyorum. Öyle basit bir şey değil ama. Kimseyi sevmediğim kadar çok seviyorum kardeş. O da aynı şekilde ama. Biz birbirimizi seviyoruz kardeş. Allah'ın izniyle evlenmek istiyoruz. Epeydir gelip anlatacağım sana fakat bir türlü... Lan senin dostun dedim bu. Arkamdan hiç çevirmek mi? Kardeş, senin benim başka bilmediğim ne sırlarım var? He? Başka ne olabilir Ramo? Beni bilmiyor mu kardeş? Bilmiyorum lan! Ne zaman ne halt edeceğim belli değil. Yıllardır önüme çıkardığım bunları temizliyorum. Şimdi de beni öyle bir içine soktun ki, öyle bir... Niye öyle diyorsun kardeş? He? Sevmek suç mu Ramo? He? Seni utandıracak bir şey yapmadık. Yapmayız da evvelallah. Sen zaten razı gelmiyorsan kardeş, senden razı gelmediğim bir şeyi ben yapmam. Kafama sıkarım gene yapmam kardeş. Allah alsak kendini de beni de hepimizi vur. Ya da dur ben yapacağım. Ramo. Ramo. Ramo bekle. Bekle dedim. Ramo. Senin haberin var demek ha? Gelip anlatacaklardı sana. Ben mani oldum, bekleyin dedim. Şimdi anladın mı neden olmaz dediğimi? Bu ikisi birbirine bu kadar deli gibi aşıkken nasıl uyacaksın karara? Bana mı sordular aşık olurken? Bu işin geri dönüşü yok. Herkes karara uyacak. Peki sen Ramo? Sen uyar mıydın? Mesela Sibel seninle değil de Doğan'la evlenseydi. Yine de uyar mıydın? Boz, boz. Boz. Bana bak. Bana bak bir.
Ne yaptı abim, ne söyledi sana? Ben ona değil, kendime kızıyorum Fatoş. Adam ne dese ne yapsa haklıydı. Yani bizi öyle görünce kan beynine sıçradı tabii. Dur biraz zaman geçsin. Sonra... İnsan dostunun arkasından iş çevirir mi dedi. O an var ya Fatoş. Lan dedim yer yarılsa da içine girsem. Deme öyle. Deme. Öfkeyle söylemiş işte. Her şeyde bir hayır vardır Boz. Belki böyle olması daha iyi oldu. Ya nesi iyi Fatoş? Nesi iyi? Sen bana nasıl baktığını görmedin tabii. Onu hiç böyle görmedim Fatoş. Bağırırdı, kızardı eyvallah. Ama böylesini hiç görmedim. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadınız da ondan. Sana diyorum. Az biraz zaman geçsin. Abim sakinleşsin. Sonra bize kıyamaz. Her şey hallolur. Boz. Biz bu yola çıkarken tüm bunları göze almadık mı? Aldık değil mi? Aldık. O zaman sakın vazgeçme. Durma. Çünkü bizim aşkımız herkesin. Her şeyin üzerinde. Nalep. Babam iyice bunamış ha. Ya kız alıp kız vermek ne? Hangi devirde yaşıyorsak? Eren bunun canına minnet tabii. Hem ailenin içine girecek, hem işleri büyütecek, büyüyecek. Ben buna izin vermem. Kızımı kocamın katiline mi vereceğim? Olacak iş mi? Sibel ne diyecek acaba? Dünya yıkılsa kabul etmez. Huyunu bilmiyor musun? Ben o kadar emin değilim işte. Ne demek o şimdi? Yani ne bileyim böyle eskiden beri Ramo'ya karşı bir... Zaafı vardı, toz kondurmuyordu. Hep böyle beraberlerdi. Senin de kafan yerinde değil Alef. Ha. Ya kızımın babasını öldürdü o şerefsiz. Hepimizden önce silah alıp koşmadı mı öldürmeye? Nece olmasa yapardı da. Yapardı. Öyle görünüyor evet yapardı. Biz ne yapacağız? Hı? Biz diyorum. Ne yapacağız? Bana bir söz verdi. Unutma. Ramon'un canını alacaksın. İşte bu karardan sonra biraz zor. Eğer ki biz Cihangir Bey'i hiç eser kendi kafamıza göre takılır iplemezsek o zaman bay bay bizim de sonumuz gelir. Kesin. Razı mı geleceğiz yani? Bunca hakareti yalayıp yutacak mıyız? Onu mu diyorsun? Ceyhan aradı beni bugün. Bu kuşlar çetesinin lideri, psikopat Ceyhan. O nereden çıktı? Hapiste değil miydi o? Evet. Ağzına geleni söyledi. Tehditler etti, pis konuştu benimle. Kardeşim Seyhan'ın intikamını alacağım diyordu bana. Cengiz öldü ya. Herkes kafa tutuyor. Ben düşündüm dedim ki bir dakika dedim. Bu Ceyhan'ın bilmediği bir şey var. Ama ben biliyorum. Kardeşini öldüren biz değildik ki. Ramo.
Yengem ver ben yapayım. Ya ben yapıyorum zaten kuzum. Ver yengem ver sen. Oy sen zaten banyosunu yaptırmışsın. Mis gibi kokmuş anne. Ellerine sağlık yenge. Ne demek Fatoş'um? Zeboş'um. Canım. Fatoş uyumak isterse ilacını unutma olur mu? Unutmam canım. Bahçelerde mor meyli Erem ettin sen beni. Annem? Ne çabuk büyüdün sen. Büyüdüm ya annem. Sen büyüttün. Çok ağlardın sen. Sütüm de azdı. Tülbentimin içine üzüm koyardım. Böyle ucunu da delerdim. Emer dururdun. Üzüm bitti mi? Başlardın yeniden ağlamaya. Annem benim annem. Sabahtan güneşe bidonla su koyardım. Akşama kadar ısınırdın. Önce abilerini, sonra da seni yıkardım. Sen yine ağlardın. Sonra oturturdum kucağıma. Saçlarını tarardım. Öperdim, koklardım. Sen yine ağlardın. Sen ne çok ağlardın Fatoş. Annem, çocuk muşum? Şimdiki aklın olsa ağlar mıydım hiç? Fatoş'um. Annem. Evlenecek misin sen? Ramo seni evlendirecekmiş. Öyle dedi Hasan abi. Hasan abin ölürüm de vermem dedi ama. Niye bakıyorsun öyle deli deli? Anamın söyledikleri doğru mu abi? Ne demiş? Ram abin seni evlendirecek ama Hasan abin izin vermiyor dedi. Hasan, Fidan'la siz karışmayın ben konuşacağım dedi ya. Dur Afet, dur bir dakika dur. Bak kızım, sen evlenmek istiyor musun o şerefsizle? Abi sen kime şerefsiz diyorsun? Neco'ya diyorum. Kime diyeceğim başka? Neco'ya. Neco mu? He? Neco ne alaka? Hasan'ım bir dur kurban olduğum. Bak kız hiçbir şey bilmiyor belli ki. İyice kafasını karıştırıyorsun. Dur ben sana anlatayım güzelce. Ne anlatacaksın yenge? Ne anlatacağım? Bak delirt miyim beni ha? Ne anlatacağım? Hiçbir şey anlamadım ben. Kuzum biz de şaştık kaldık. Sabah geldiler Ramo'yu götürdüler ya. Nereye götürdüler? İstanbul mafyası gelmiş. Bunlar da toparlanmışlar. Bir karar almışlar. İki aileyi barıştırmak için kız alıp kız verecekmişiz. Ramo, Sibel'le sen de Neco ile evlenecekmişsin. Şerefsizler. Hayatta kabul etmez Ram abi. Hayatta kabul etmez. Allah Allah. Ne? Ne abi? Etmiş mi?
Kabul etmiş mi? Nasıl kabul ediyor ya? Mümkün değil. Mümkün değil. Ya saçmalama bak, ben Neco ile evlenecekmişim. Bak. Neco ya. Aç abi, aç telefonu. Aç. Tamam. Abi bir dakika. Tamam güzel kardeş. Açmıyor. Fatoş'um bak canım benim. Benim rızam yok zaten. Olmaz yani. Vermem. Ben seni o Neco denilen şerefse vermem. Rızam yok. Hala? Hala? Hala ne diyor bunlar ha? Ne diyorlar, doğru mu? Canım Neci. Alo. Fatoş sesin gelmiyor. Boz. Gülüm. Boz ben ne yaptın, barabildin mi diye aradım da. Yok gülüm, ne varması, daha trene yeni biniyorum. Senin bir sesin kötü geliyor Fatoş, hayırdır? Evdekiler üzerine mi geldi? He? Fatoş, söylesene ne oldu? Hiç ben o telaşlı söylemeyi unuttum Boz. Annene çok selam söyle, olur mu? Öperim o güzel ellerinden. Söylerim gülüm. O da seni sorar zaten. Gelenim ne yapıyor de. Boz ne zaman dönersin? Bilmiyorum ki gülüm. Hele bir anamın yanına gideyim. Çabuk gel Boz. Tamam? Tamam gülüm. Tamam. Deşi. Ben seni çok seviyorum Boz. Seni çok seviyorum. Bil yani, çıkmasın aklından. Bil. Ben de seni seviyorum, sen de bunu bil. evet tamam, biliyorum. Biliyorum Boz. Ara beni. Tamam, ararım yine. Tamam. İstanbul uçağı havalimanımıza inmiştir. Yolcuların dikkatine. İyi misin? Rica ediyorum, bana sarhoş muamelesi yapma lütfen. Tabii. Kucağa düşmeler, şarkı söylemeler falan. Hayır, sarhoş değilsen bilerek mi yapıyordun, anlamadım. Nasıl yani? Şimdi sen benim sana asıldığımı mı ima ediyorsun? Sibel, aman. Hep topuklular yüzünden. Evet. Bir dakika, hemen hallediyorum. Tut beni. Sibel, çıkar mı? Oh, özgürlük. Şimdi var ya, beni bırak. Buradan Mersin'e kadar koşarım. Kimse de tutamaz beni. Sibel! Sen daha burnunun ucunu göremiyorsun. Ne yapıyorsun? Bir acı kahve iç de kendine gelirsin. Önce bir sor. Sibel, kendine gelmek istiyor musun diye bir sor.
istemiyorum. Mümkün olsa ben kendimden giderim. Öyle bir giderim ki hiçbiriniz beni bulamazsınız. Gel bakalım. Ayakkabılarını giy, hadi. Hı. Eyvallah Hüseyin. Afiyet olsun abim. Sağ ol Hüseyin. Ramo dedi ki bu kahveyi burada içen bir daha hiçbir yerde içemezmiş. Doğrudur yenge hanım. Akşamcı kahvesi deriz buna. Sabaha karşı 3-5 arası. Sonra bulamam. Afiyet olsun. Yenge hanım mı dedi o bana? Beni senin sevgili sandı. Sen de hiç bozuntuya vermedin. Ne diyeyim adama? Bir daha açıklama mı yapayım? Kendisi Sibel Hanım. Patronum Cengiz Bey'in kızı olur. Aramızda bir şey olması mümkün değil. Gerçek mi diyelim zaten? Onay mı bekliyorsun yoksa ağzın mı arıyorsun? Şaka şaka. Kafam gitti benim. Aklıma geleni söylüyorum, kontrol edemiyorum. O yüzden böyle dedim. Ne dedim? Dedin ya, kendimden gitmek istiyorum diye. Zihnin yoruyor mu seni? Şunu yapma, bunu söyleme. Güzel bağladın. Yakaladın beni. Öyle dedim. Çünkü kendimden sıkılıyorum. Cengiz Yıldırım'ın kızı olmak bazen berbat bir şey. Mesela bir sevgilim yok. Yani uzun sürmüyor. Çünkü kim olduğumu öğrendikleri an kaçıyorlar. Yanlış anlama, ben memnunum hayatımdan. Biliyorum sonuçta babamı, bu işleri. Herkesin bir hayatı var. Bizimki de bu. Sen de kaçmayacak birini bulursun. Zor. Bizim gibi olmayan bu dünyaya girmez. Bizi olduğumuz gibi kabul etmez. Niye etsin ki? Saçma. O zaman kendi dünyandan birini bulacaksın. Seni tanıyan, seni olduğu gibi kabul eden. Şimdilik beni olduğum gibi seven tek erkek babam. Devamlı arıyor, peşime adam takıyor. Gidelim mi artık? Sen de ondan korkuyorsun değil mi? Arayınca yüzünün rengi değişti. Söyledin dans ederken ben kimseye benzemem diye. Sahi. Sen benimle dans ettin bu gece. Devam mı etsek? Sibel. Sana bir şey soracağım. Hani dedin ya ben onlara benzemem diye. Sen nasılsın? Benim sevgilim olmaya cesaret edebilir misin? Bence cevabı çoktan almışsınız. Yani cesur oldum. Öyle lafla olmaz. İspat etmen lazım. Öp beni. Beni öpmeye cesaretin var mı?
Evet Alev. Evet benimle. Nerede? Tamam geliyoruz. Babam mı? Getirmeni mi söylüyor beni? Babanı vurmuş da İsmail. Aptal gibi yaptı ya ilaçlar. Başım var ya çatlıyor. Hala olanlara inanamıyorum. Kabus gibi her şey. Sanki sabah uyanacağız. Babam şurada bizimle oturacak. Sen bir de beni düşün. Her şeyi gördüm. Oradaydım birkaç metre yanımda. O çatışma anı gözlerimin önünden gitmiyor. Kaçtığın anı mı? Öyle demek istemedim. Kusura bakma Neco, kafam yerinde değil. Benimle de saçmaladın. Orada neler yaşandığına dair en ufak bir fikrim yok. Herif kurşun yağdırdı. Tamam biliyorum. Özür dilerim. Özür be. Ne özür? Önce zikrini akıt sonra özür dile. Hem sen ne hakla beni suçluyorsun ki? Tamam suçlamıyorum. Öyle demek istemedim. Tamam. Sen kendine bak kızım. O Ramo'yu başımıza sen bela etmedin mi? Yok şöyle iyidir, yok böyle güvenirim, yok bilmem ne. Ne oluyor Necu? Kuyruğuna mı bastım? Niye bu kadar öfkeleniyorsun? Doğru çünkü değil mi? Babamı orada bırakıp kaçtın. Sonra da canını bağışlasın diye Ramo'ya yalvardın. Ne istiyorsun kızım sen? Ha? Ne istiyorsun? Ölse miydim orada? Ölse miydim? Ayrıca ben kimseye yalvarmadım. Onlar o kendi kurtarmak için beni rehin aldılar. Anlattılar nasıl yalvardığını. Herkesin dilinde zaten. Ya sen onlara mı inanıyorsun yoksa kendi kardeşine? Ne oluyor ya? Ne bağırıyorsunuz akşam akşam? Anne şu kızını şuradan alıp yoksa gerçekten elinden bir kaza çıkacak. Keşke o günde bu kadar cesur olsaydın. Ne yapıyorsun? Ya ablan o senin! Aklını mı kaçırdın Miras Saygılıoğlu? İstediğine inan kızım. Anladın mı? İstediğine inan. Ama benim arkamda dedem var. Bu ailenin reisi de ben olacağım sen. Zaten evlenip gideceksin. Neço? Ne? Bir dakika anne. Bir dakika. Sen ne dedin? Ne evlenmesi? Ne saçmalıyorsun? Ya er ya da geç evlenip gitmeyecek misin? Onu söylüyorum. Ama ben burada kalacağım abla. İşlerin başında. Kimin umurunda lan işler? Ha? Babamın intikamını almadan hiçbir yere gitmeyeyim ben. Alırsın. Yeter! Yeter! Kes sesini! Ya babanızın toprağı kurumadı da. Ben yasama mı tutayım, sizinle mi uğraşayım? Anne özür dilerim. Benim kafam yerinde değil. Özür dilerim. Dediğin kadar varmış Aramo. Ciğer iyi. Beğendim. Durdu usta. Bana ufak bir takviye yolla. Hayırdır Nevzat? Sen yemedin. Kafiye Buz Bey. Size afiyet olsun. Bunu bilen yer zaten. Eline sağlık ihtiyar. Eyvallah. Çok hayırsever bir adammış. Tüm kazancı fakir fukaraya gidermiş. Madem öyle giderken yardım et. Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Durdu baba kabul etmez. O kendi yağında kavrulmayı sever. Ya ne var bunda? Biraz da bize sevap yazılsın. Sevap olsun diye değil işte öyle. Hep birlikte duyalım diye yapıyor. Ciğerci dedik, Ramo öve öve bitiremedi.
O gördüğünü değil gönlündekini övüyordur. Zor olan gönüllere girmek zaten. Adım Yavuz. Eyvallah. Yalnız gönüllere girmek zor değil. Bir gülümseme bile insanı fethedebilir. Zor olan bir kez girdiğin gönülden çıkmaktır. Aşk gibi mi? Valla siz aşk deyin ben dostluk diyeyim. İkisi de sevgi ister. Güven ister. Sadakat ister. Kim istemez bu üçünü? Sevgi, güven, sadakat. Ama çoğumuz parayı tercih ederiz değil mi? Hepsini satın alır çünkü. Ta ki biri daha fazla verene kadar. Bizim işin cilvesi de bu. Şimdi. Bundan böyle Alpay'la çalışacaksın Ramo. Varilci Alpay. Ta kendisi. Umarım onun da kafasına sıkmazsın. Gerçi kim Alpay'la dalaşmak ister ki? Öyle küçük kötü huyları olsa da işinin ehlidir Alpay. İçmek istediğin suyun başında Alpay var. Ama sen Adana'yı yönetmek istiyordun değil mi? Hemen olsun diye söylemedim. Bilin istedim sadece. Talip olduğum şeyi. Neye hazırlandığımı bilin. Hayat ancak cüret edenlere cömert davranır. Cüretin geldiği yere de bağlı değil mi Yavuz Bey? Kimisi cehaletinden alır. Kimisi de Ramo gibi cesaretinden. Yani Ramo'ya kefil misin? Bugüne kadar ne yaptıysam, ne yapacaksam hesabı ben veririm Yavuz Bey. Kefile gerek var mı? Var Ramo. Yavuz Bey sorduğuna göre var. Ben Ramo'ya kefilim. Bir yanlışı olursa ben buradayım. Beklerim. Eyvallah. Yolcu yolunda gerek. Uğurlar olsun. Niye kefil oğlum? Bilseydin buraya hiç getirmezdim. Ben istedim getirmeni be evlat. Kefil olmak da öyle. Hem zaten bir gün ben de onların hedefinde olmayacak mıyım? Senin bütün sevdiklerin gibi. Peki ya Fatoş durdu baba? Ben kendi ellerimle onu nasıl... Bir de boz var tabii. Bir de... Simen... Eğer ama... Bir laf vardır. Kader konuşunca insan susar. Belli ki daha Sibel haberi almamış. Yoksa çoktan kapıma dayanmıştı. Ben kaç kişinin ağını alacağım durdu baba. Umarım işlerinden biri beni vurur da kurtulurum. Ramo. Sen dur yerinde Ramo. Güneş gibi dur ama. Sağlam, güçlü. Işıl ışıl, sımsıcak. Ha bırak, bırak onlar dönsünler senin etrafında. Er geç, herkes yerini, yolunu bulur. Oha! Optik, bak bak kaç kişi izlemiş lan videoyu. Oha! Sıfatını! Oğlum! Optik! Kaç kere söyledim ben sana küfür yok?
Oğlum, çocuklar. Yeter ama. Hadi yatın uyuyun artık. Vallahi babanız kızacak ha. Afet. Bırak konuşsunlar. Bırak Allah aşkına. Hasan. Hasan böyle durma sen. Vallahi bak. Sen böyle durunca benim içim dökülüyor. Ben biraz hava alayım. Sen daha uyumadın mı? Ben babamı hayal meyal hatırlıyorum. Küçücüktüm o dağa gittiğinde. Anneme sığındım. Sonra o da hasta oldu. Daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedim. Bir şeyler eksik kalacağını bildim. Sonra sen tuttun elimi. Sırtımı sana yasladım. Sen bana baba oldun, abi oldun, bir dağ gibi durdun arkamda. Sen beni her şeyden korudun abi. Korudun. Ölümden bile. Ama şimdi beni diri diri mezara koymaya karar vermişsin. Bu benim kararım değil Fatoş. Ozu vermek de senin kararın değildi. Getir dediler sana, kafasına sık dediler. Sen ne yaptın? Yapmadın abi. Peki şimdi niye ben? Abi niye ben? Gözlerime bak. Abi gözlerime bak. Hasan abim gibi seni o Necio'ya vermeyeceğim de. Hiçbir güç beni buna zorlayamazdı abi desene. Desene. Madem bozdu aranızda böyle bir şey vardı. Niye benim yanıma gelmediniz? Şimdiye kadar belki çoktan evlenmiştiniz. Ve ben bunu yaşamak zorunda kalmayacaktım. Sen değil. Ben yaşayacağım bunu ben.
daha kimseye boyun eğmeyecektik? Hani bir daha kimsenin kulu, kölesi, köpeği olmayacaktık abi? Bu muydu planın? Beni kurban ederek mi yapacaktın bunu? Ha? Bozan'a asıl bu yüzden kızdın değil mi? Yine bütün planlarını bozdu diye. Hala haberi yok biliyor musun? Söyleyemedim, söyleyemem. Biliyorum, tutamam ki. Kendiyle birlikte her şeyi yakar, yıkar, yok eder. Koruyacak bir ailesi yoktu ondan. Ben neyim abi? Ben senin neyinim? Ben senin ailen değil miyim? Benim için ölmeye değmez mi? Bu kadar kıymetim yok mu senin gözünde abi? Ha? Fatoş'um. Eğer bir gün canımı feda etmem gerekirse... Bu en başta senin için olur. Bunu bil olur mu? Ama şimdi bunu benden bekliyorsun değil mi? Zor durumdayız çünkü benim canımı feda etmem gerek. Abi. Ben senin kadar güçlü değilim. Zayıfladın mı sen? Yok be anam. Domuz gibiyim, domuz. En sevdiğin şeylerden getirdim Hayriye Hatun. Gardiyanlara teslim ettim. Para da bıraktım idareye. Param vardı oğlum. İdarede dursun ana. İhtiyacın oldukça çekersin. Nasılsın? Sağlığın saatin yerinde mi? Çok şükür. Hiçbir sıkıntım yok. Sen nasılsın? Roma nasıl? Gelinim ne yapıyor? İyi mi? Fatoş'um sana çok selam ama. İnşallah bir dahaki sefere birlikte geliriz. Yoksa konuştun mu Ramo'yla? Konuştum. Hele şükür. Ne dedi peki? Aslında ben konuşmadan o gördü ana. Böyle bir anda olunca tabii öfkelendi. Böyle bir kendimden geçti. Arkamdan dedi hiç mi çevireyim falan. Olan da hayır vardır. Hiç üzülme oğlum. Razı gelir. Sen nereden biliyorsun hanım? Sen istiyorsun. Fatoş istiyor. Sevginin önünde kim durabilir? He? Bana nasip olmadı. İnşallah sana olur. Kaldır başını bakayım. Kaldır. Ben sen üzülesin diye söylemedim. Ben olmasam sen burada olmazdın anam. Bazen
Keşke diyorum zamanında sevdiğin bir adamla evleneydin de bunları hiç yaşamayaydın. O zaman sen de olmazsın. Ben senden razıyım oğlum. Allah da razı olsun. Anam. Bak sana ne vereceğim? Hayriye Hanım boncuktan hoş yaptım deme sakın bana. Madem ki konuştum devamı gelir. Belki yanında değilim. Sevincine şahitlik edemiyorum ama dualarım hep seninle olsun. Tamam. Hoş geldin damat. Hoş bulduk. Ama henüz damat sayılmam. Duydun mu Hulusi? Göle düşmüş hala laf ediyor. Gençlik belası ha. Hiçbir şeyin kıymetini bilmiyorlar. Öyle. Torunum Neco da öyle. Dün konuştuk. Nasıl olacak bu işte? Adam babamı öldürdü, şimdi de bacımı alacak. Ben de merak etme dedim. Sen de onun bacısını alacaksın. Görmüş kerata. Tanıyor. Deli kız diyor. Boş laflara geçelim Süleyman ağa. Beni buraya niye çağırdın önce onu söyle. Şöyle biraz gezelim. Hatırladın mı? Demek sen isyancı Abdurrahman'ın oğlusun ha? Şu tellere takılan velet.
Baba. İyi misin? Seni çiftlikte... Oğlum, nasıl girdin sen oraya? Nereden bildin benim orada olduğumu? Seni götür derken gördüm. Koştum peşinden ama... Her bir şey gördün mü? Oğlum bu ne hal? Yaralandın mı sen? Ne oldu sana? Ha? Yok bir şey baba. Duvara tırmanırken düştüm. Sıyrıldı biraz. Acıyor mu? Hadi gidelim eve. Babanı bu makineye ben mi itekledim aklımda yok. Ama onun katili ben değil. Bir idam mahkumunu öldüren cellada katil denir mi? Denmez. Baban kendi ölümünü kendi istedi. Ağanın sözünü dinlemeyerek, ananın sözünü dinlemeyerek, benim sözümü dinlemeyerek. Peki ya sen Ramon? Sen kendini nasıl öldürteceksin? Şimdi şunu ciğerlerine sıkmamam için bana bir şey söyle. Öyle ya, sen kendi ayağınla geldin benim kucağıma. Seni öldürmemem için tek bir sebep söyle. Sen o tetiği çekemezsin Süleyman Ağa. Nedenmiş? 40 yıldır efendinin sözünden çıkmadın. Şimdi mi çıkacaksın? Aferin. Doğru cevap. Uzun yaşamanın sırrı koşulsuz itaat. Ağam, Sibel Hanım, gelmek üzere. Gel bakalım damat. Hepinizi öldüreceğim, tek tek öldüreceğim, gebersin. Oğlum sen gerizekalı mısın? Sen hangi yüzle geldin lan buraya? He? Oğlum hepinizi öldüreceğim, tek tek geberteceğim hepinizi. Beşiktaş'ın mezardakine tekrar çıkartıp bir daha vuracağım. Bitmedi lan! Hangi yüzle geldin lan sen buraya? Bitti mi? Bittiyse konuşacağım. Ne anlatacaksın lan? Ne anlatacaksın? Kardeşimi nasıl öldürdünüz mü? He? Kardeşini biz öldürmedik işte, dinle. Yalanların. Halef, bana yalan konuşma oğlum. Herkes biliyor lan kardeşimi sizin öldürdüğünüzü. Lan bağırma, yeter artık. Bağırma, ne bağırıyorsun? Neredeyiz biz, bağırma. Seyhan'ı vuran kişi. Kim biliyor musun? Kim vurdu? Aslında sen de biliyorsun kim olduğunu. Ramon. Pompacılardan. Lan Ramon kim lan? Ramon kim? He? Ramon kim? Ona verilerini bir yerine getiremeyin. Oğlum Cengiz vermedi mi lan Emre? He? Bak şöyle oldu. Ramon bütün malları çalıp suçu Seyhan'ın üstüne attı. Bak Cengiz Bey gene de onu sağ istiyordu. Kardeşini Seyhan'a görüşmek için, konuşmak için. Ama Ramon kendi
yalanlarının üstünü örtmek için gitti Seyhan'ı vurdu. Yani kardeşinin kafasına Ramon sıktı. Cengiz Bey'i de öldürdü. Ceyhan. Ramon hem sizi hem kardeşimi tuzağa düşürdü öyle mi? Maalesef. Oğlum sana niye inanayım lan ben? He? Sana niye inanayım? Çünkü biz de senin kadar intikam almak istiyoruz. İşbirliği yapabiliriz. Ale, sen benimle eğleniyor musun? Ha? Yani bir pompacıyı halledemedin. Geldin benimle işbirliği yapacaksın öyle mi? Yok. İstanbul bize biraz çelme takmıyor. Kavga istemiyorlar. Şimdi biz gidip onlara bir kurşun sıkarsak... Bunların hepsinin hesabını bizden keserler. Olmaz. Anladın? İstanbul'un yeni prensi Ramon Efendi öyle mi? Vallahi öyle görünüyor. Eğer biz seninle ona engel olmazsak o prens büyür. Hepimizin başına yarın kral olur. Alef Efendi, gelelim teklifine. Buraya kadar geldiğine göre cazip bir teklifim var. Baş. Ramo'yu sonra o eski güzelim şaşalı günlerine geri dönersin. Ceyhan Baba. Alev, güzel, iyi diyorsun da nasıl yapacağım lan? He? Telefonla mı arayayım? Mektup mu yazayım? Oho, sen beni tehdit ederken bağırıp çağırıyordun burada, altı tutuyordun. Ne oldu Ceyhan? Ne oldu? Dede, niye çağırdın? Sibel, gel konuşacağız. Otur şöyle. Ne oturması ya? Bizim bu katille konuşacak neyimiz var? Bilseydim ben de gelmezdim. Sibel. Otur dedim. Ne soruyordun ya, Cihangir Bey'le ne konuştunuz diye. Onu anlatacağım sana. Cihangir Bey barış yapmamızı istiyor. Öyle mi? Ben de savaşmak istiyorum. Savaş bitti artık Sibel. Kimse kimseden intikam almayacak. Artık hasım değil, hısımız. Hısım? Necio Ramon'un kız kardeşiyle evlenecek, sen de Ramo'yla. Ben Ramo'yla evleneceğim.
Yani bildiğin evleneceğim. Bu mu bulduğunuz çözüm? Bu mu? Savaşı böyle mi bitireceksin? Bak Sibel. Artık hüküm verildi. Bir an evvel hazırlıklara başla, nikah kıyılacak. Neyi kıyıyorsunuz ya siz? Bana sormadan etmeden neyi kıyıyorsun? Yok öyle şey. Mümkün değil. Cihangir Bey de İstanbul'da umurumda bile değil. Duydun mu? Verdiğin iğrenç kararı tanımıyorum dedi. Asla Ramo'yla evlenmem. Asla. İyisin. Sakinleştirici verdiler sadece. Babam. Babam nerede? Otur otur gel tamam tamam. Sibel. Anne. Ah yavrum. Daha iyisin değil mi? Ben iyiyim. Babam nasıl? Nasıl olmuş? O iş görüşmesine gitti. Restoran çıkışı birileri saldırmış. Ameliyat sürüyor. Bekliyoruz biz de. İyi olacak. İyi olacak merak etme. Ya akşamdan beri arıyoruz bir kızım. Açsana şu telefonunu. Aklımız çıktı ya. Sana da bir şey oldu diye çok korktuk. Şükür iyisin. Neslihan Hanım. Buyurun. Eşiniz için 2 ünite kana ihtiyacımız var. 0 RH negatif. Gerekli işlemleri başlatıyorum. Geçmiş olsun. Ölme lan Cengiz. Sakın ölme. Seni ben öldüreceğim. Babam içeride can çekişiyor. Sayende hayatı kurtulacak. Teşekkür ederim. Bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Dokunma.
Bilerek yaptın değil mi? O gün bilerek babama kan verdin. Çünkü sen öldürmek istedin onu. Başardın da. Evleneceğimi mi? Seninle asla evlenmeyeceğim Ramo. Asla. Asla. Yerim soğuyor Fatoş'um ya. Sen de benim yüzünden kendi derdini unuttun ha. Benim derdim ne dert mi be kuzum seninkinin yanında. Ben zaten alıştım. Böyle gelmiş. Böyle gidecek. Ama sana da yazık be anam. İçeri şey çek kız. İşte ne yapayım ben? Ne yapayım Cavidan? Böyle kadar mı olur lan? Ha? Olmaz. Olmaz vallahi. Ama bak, Ramo da mecbur kalmış. Yoksa yapar mı hiç? Baksana kendisi de gitmiş, o şımarık kendini beğenmiş, Sibel'le evlenecekmiş. Olacak iş mi? Ağlama be Fatoş'un ya. Ağlama kızım. Vallahi harap ettin kendini. Bırakma bu kadar. Ha? Nasıl dayanayım? Nasıl dayanayım Cavidan? Meğer fonunda gördüğüm gelinlik benim kefenim olacakmış. Ya. Elim mısır kız deme öyle. Tövbe tövbe. Gün doğmadan neler doğar hem. Kardeşim, hoş geldin. Kerim'im, hemen gelirim dedim ya. Ne bileyim abi ya, içime sinmedi gideyim alayım dedim. Hayriye anamız nasıl, iyi mi? Çok şükür, saati yerinde. Herkese çok selamı var. Elini öptük geldik. Lan o değil de çıkarken kimi görsem böyle? Kimi abi? Halef. Dedim bu beni takip mi ediyor, olmayacak işten yani. En çok da ona yanıyorum abi. Çelik yelek giymiş. Yoksa çoktan almıştık aşağıda. Tanker. Mahallede ne var ne yok kardeş, her şey yolunda değil mi? Yolunda yolunda abi. Her şeyi bıraktığın gibi de evde kazan kaynıyor sana diyeyim ha. Neyse hadi araba şu tarafta gidelim. Boz mu lan o? Hı? Boz lan boz. Yavaşla yavaşla yavaşla.
Oğlum dur bak, başına bela alacaksın yine. Selamünaleyküm gençler. Çekiyor kardeş. Yemin ediyorum nerede bela var beni buluyor. Sen mi getiriyorsun artık yemeğimi? E Fatoş Hanım efendi nerede? Hani kızımız getiriyordu yemeğimi benim? Konuşma lan. Fatoş matoş yok. Ben getireceğim artık. Önce sen ye. Ne bileyim belki de beni de zehirleyeceksin lan. Aklımdan geçmedi değil. Cardona benziyorsun zaten. Bir şey soracağım. Kıskanıyor musun sen beni? Doğru söyle. Ha yoksa sen Ramon'un bacısına aşık mı oldun lan? Yemeğini zıkkımdan benim canımı sıkma. Bu ne güzel tesadüf böyle Boz kardeş. Ne haber yakışıklı? İki dakika bekle, bir şey diyeceğim. Necu, bulaşma bana. Senin mevzudan haberin yok. Necu, hadi işine bak. Bakıyorum, bakıyorum. Ben de bir çarşıya çıktım, dolaşıyorum öyle dedim. Bir mobilya bakayım kendime. Varsa bildiğin bir yer. Ne mobilyası lan? Ne diyorsun oğlum sen? Bildiğim mobilya kardeş. Yatak bakıyorum kendime, ikiz. Kafan mı güzel oğlum senin? Lan niye öyle diyorsun oğlum sen şimdi? Yatak önemli. Neticede senin bildiğin, sevdiğin bir hatunla paylaşacağım ben hayatımı. Ne diyorsun lan sen? Senin ağzından çıkan kelimeleri bulan buluyor mu? Amma kalın kafalısın sen de ya. İki saattir bır bır bır. Fatoş diyorum. Dedemle Ramo anlaştı. Evleniyoruz biz. Enişteniz oluyorum lan. Bırak! Bırak lan! Lan Ramo verir mi lan sana Fatoş'un şerefçek? Toktan ver lan toktan. Ramo sana söylemediyse ben ne yapayım? Ramo vermez sana, bırak lan gel! Bırak lan! Abi dur! Senin haberin var mıydı bundan? Nihayet anlattı demek dedem. Anlattı. Bir de Ramon'un karşısına çıkardı beni. Yakında nikahımız varmış anne. Hazırlık yap dedi bana. Bana dedi bunu. O katilin koynuna girmek için hazırlık yapacakmışım bir de. Hiçbir şey olmamış gibi. Ne dersin? Belki mutlu olurum. Boy boy çocuklar veririm ona. Sibel. Yeminle en az senin kadar şaşkın. Ya yalvardım. Hı. Etme dedim. Başka bir yol buluruz dedim. Dinleyen kim? Okyay'dan çıkmış. Çıksın. Ya bırak çıksın. İsterse o ok gelsin benim kalbime saplansın. Ben asıl o katille evlendiğim gün ölürüm.
Allah kahretsin ya. Yakışıklı. Geçmiş olsun. Ama benim abi. Daha yeni almış damarımdan. Yemin ediyorum zifta bile etmedim ya. Tamam sıkma canını. Hadi ben alırım. Olmaz, nasıl vereyim? Hepsi pis oldu. Bir şey olmaz. Hadi bagaja koy. Hesaplarsın sen. Hayvanlara vereceğim lan. Hadi. Fatoş. Bırak şimdi benim gelip gelmediğimi. Ben bir şey duydum Fatoş. Doğru mu? Güya sen Necula. Gel. Özel bir şey konuşacağım dediniz ama bu kadar özel olacağını düşünmemiştim. Eğer tedirgin olduysanız lobiye inebiliriz. Amacınız beni tedirgin etmek değil mi? İyi. Başardınız. Şimdi sizi dinliyorum Yavuz Bey. Ramon'un kafası karışık geldi bana. Cihangir Bey'in emrine karşı gelirse neler kaybedeceğini birinin ona anlatması lazım. Bu konuda size güvenebilir miyim? Üzgünüm. Ben kendisine bu ara isyana teşvik etmekle meşgulüm. Yanlış yapıyorsunuz. Ramo ile ilgili planlarımız var Fidan Hanım. Geleceği parlak. O yüzden bunu mahvetmese iyi olur. Mesele Ramo değil. Ramo Sibel ile evlenir. Ama kardeşi Fatoş. İşte o derin bir kuyu. Ve Ramo o kuyuya düşerse nasıl çıkacağını hiç bilmiyorum. İsyan ederse ne olacak peki? Ben söyleyeyim. Cihangir Bey öfkelenecek. İsyanı bastır diyecek. Ve ben hiç istemediğim halde aradan çekileceğim. Sizi Süleyman'la baş başa bırakacağım. Acımasızca saldıracaklar ailenize. Akbabalar gibi üşüşecekler ve emin olun, ilk Fatoş'u alacaklar elinizden. Gidebilirsiniz. Pompacılar diyebiliyor sizi ama bir tek Ramo'yla müşerref olduk. Doğan'la Şahin ailedendir. Amcamın oğulları. Bir de abim var Hasan. O bugün gelemedi, daha çok işlerle o ilgilenecek. Ha. Aile önemli. İnsanın sırtını dayayacağı biri olmalı hayatta. Bak gördün işte Cengiz'i. Çarçakala güvendi. Kulağımıza küpe olsun. Yavaş. Özür dilerim.
Sen neye bakıyorsun delikanlı? Hayırdır? Su. Su isteyecektim de. Geldi zaten biraz. İçim yanmış Arp abi. Cihangir Bey sizinle çalışacağımızı söyledi. Benimle çalışmayacaksın Ramo. Bana çalışacaksın. Aradaki ince farkı anladın değil mi? Biz durumun farkındayız Alpay Bey. Niyetimiz sadece iş. Geçti mi susuzluğu? Güzel. Hele şu kız isteme meselesi bitsin. Nikahlar kıyılsın. Ondan sonra oturup iş konuşuruz. Malum. İmza yoksa sen de yoksun. Amcaoğlu, hayırlı olsun. Krallığın kapısı açıldı ha. Dur bakalım Şahin. Önce imza dedi, duymadın mı? Sonra iş. Yalnız gördünüz değil mi? Zavallı kızı alıkoymuş şerefsiz. Sen o meseleyi hiç açmadın hanımefendi. İkide bir kıza bakıp durdun. Oğlum adamı durduk yere niye kıllandırıp üzerimize kuruyorsun? He? Rıdvan, bir son olsun. Eline diline hakim ol. Yazık değil mi Ramo? Görmedin mi zavallı kız nasıl serçe gibi titriyor? Bu da o zavallı kızlardan biri anlaşılan. Böyle kafaya taktım ayar oldum şerefsize. Zamanı gelince hepsinin ayarını bozacağız. Eyvallah. Boz! Ne yapıyorsun lan burada? Dengede durmaya çalışıyorum. Zor ama. Tam duracak gibi oluyorum. Ya ayağım kayıyor. Ya kollarım uyuştuğu için indirmek zorunda kalıyorum. Hayat gibi. Ne diyorsun lan? Hayat diyorum Ramo. Bu hayat benim dengemi bozdu kardeş. Hatırlıyor musun Ramo? Çocukken en çok burada oynardık. En büyük eğlencemiz trenlerdi. Sabahtan çıkardık raylara. Trenlerin arkasından koşardık. Oyunlar oynar, akşama kadar gezerdik öyle. Bazen kulağımızı dayardık raylara. Tren geliyor mu diye. Gelmiyorsa öylece uzanır laflardık. Hayal kurardık. Öyle dalardık ki şunu yapacağız, bunu yapacağız diye trenin sesiyle ödümüz patlardı. Tren hızla yaklaşırdı. Karabasan gibi gelirdi üstümüze. Sonra makinist bizi görünce hemen asılırdı düdüğe. İçimiz titrerdi. Hele acı freni çekti mi düşerdi korkudan. Her defasında sen çekilirdin önce Ramo. Temkinliydin. Çünkü yolun ölmek istemezdin. Ama ne olur ne olmaz diye beni de çekerdin. Ama o gün... O gün çekilmedin kardeş. Sanki yere çiviyle çakmışlar gibi. Son ana kadar durdun. Bekledin. Bekliyorum bekliyorum atlamıyor. Sonunda dayanamadım bağırdım. Ramo! Gel lan gel! O zaman anlamadım tabii. Niye yaptın anlamadım. Ama şimdi düşününce... Sen beni o gün ilk kez denedin Ramo. Beni sınadın kardeş. Acaba dedin o da beni çekecek mi? Ne dersin kardeş? Yıllar sonra tekrar oynayak mı? Dellendin mi kardeş? Hadi gel eve gidelim hadi. Gelsene kardeş.
Gel oynayak, ne var, güvenmiyor mu artık bana? Çocuk değiliz lan. Gelsene Ramo. Sen kırmazdın kardeşini. He? Sen hiçbir şeyden korkmazdın Ramo. Gel hadi kardeş, gel. Lan delirme, gel Suriye diyorum sana. Tamam kardeş, ben oynarım ya, gelmesen. İşte bu Ramo. Fatoş'un necime mi verdin Ramo? O yüzden mi kızdın bana Ramo? Atla Ramo. Ramo atla kardeş. Benim yaşamamın bir anlamı yok kardeş, atla sen. Atla Ramo! Ramo atlasana Ramo! Öğrendiğimden beri düşünüp duruyorum kardeş. Hani o kafama silah dayadığın günü. Keşke diyorum Cengiz'i değil de benim kafama sıksaydın. Boz kardeş, hayırdır, gel bir çay iç. Allah Allah. Ne oluyor ya buna? Oğlum ben sabahtan beri ne anlatıyorum sana? Neco delirtti dedim ya adamı. Oğlum adam ağır konuşmuş ama belli ki yalan söylüyor. Onun lafına niye bakıyor ki? Vallahi pek de yalan gibi değil Arap. Fatoş'u gördüm. Kızcağız yıkılmış, sürekli ağlıyor. Gidiyorum Fatoş. Kalamam artık daha burada. Saçmalama, bırak. Bırak dedim, saçmalama, bırak. Hiçbir yere gitmiyorsun, anladın mı? Beni bırakmana izin vermem, anladın mı boz? Hiçbir yere gitmiyorsun. İnan bana. İnan, biz her şeyi halledeceğiz. Bir yolunu bulacağız boz. Lan ne yolu Fatoş? Ne yolu, daha yolu mu kaldı Fatoş? He? Daha yolu mu kaldı, sen anlamıyor musun lan? Her şey bitti Fatoş. Hüküm verildi, sen bunu anlamıyorsun. Fatoş. Hem bizi hem aileni bitirirler Fatoş. Ramon'u niye göze alamıyor zannediyorsun ha? Çoluk, çocuk, kadın demeden herkesi öldürürler. Herkesi. Öğrendim.
Yaşayanlar bir gün ölür, bir gün ölür elbette. Ağaçlarla, balıklarla, kuşlarla ben amenna. Niye geldik baba buraya? Bak Ramo, bunlar bizim ekmeğimiz. Elimizi kanata kanata topladığımız pamuklar. Alın terimiz, emeğimiz. Ananın, kardeşlerinin, senin rızkın işte hep bunlar. Ama bize hakkımızı vermediler Ramo. Olsun baba, üzülme. Ben hakkımı kimseye yedirmem oğlum. Sen de yedirme mi? Karşındaki kim olursa olsun asla boyun eğme. Tamam mı Ramo? Kısa çöp uzun çöpten hakkını alır elbette. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alır elbette. Hakkını alır elbette. Direnmekle, kurtulmakla, barışla ben amenna. Direnmekle, kurtulmakla, barışla ben. Arap, buyur abim. Söyle herkese mecliste toplansınlar. Geç. Allah tamam, tamam geldik işte. Geç. Evet. Fatoş da geldiğine göre bizi buraya niye topladın söyle bakalım. Valla kararını değiştirmediysen hiç kendini yorma. Bizi de yorma. Fatoş bana öfkeli. Boz da öyle. Hasan abim. Fidan ağa. Hepiniz. Epeydir düşünüyorum. Diyorum ben nerede hata yaptım? Uğruna çocukluğumu, gençliğimi, bütün hayatımı adadığım ailemi böyle karşıma alacak ne yaptım acaba? He, her türlü fedakarlığı sen yaptın. Biz hiçbir şey yapmadık. Onu mu demek istersin kardeş? Yok öyle demiyorum. Hatayı kendimde arıyorum sadece. Bulabildin mi peki? Fatoş. Sana dedim yani. Bir gün canımı feda etmem gerekirse en başta senin için olur diye. O gün bugün kardeşim. Senin yerin burası. Ailenin yanı. Seni kimseye vermeyeceğim. Hadi lan! Vallahi mı? Hay kurban mahkemede bulamam bunu ya. Aslanım.
Afet'ten sen ödemedin mi? Vermez demedin mi? Vallahi üstümden bir ton yük kalktı. Aslanım ben. Nasıl? Şimdi ben gitmek zorunda değil miyim? Abi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya herkes kendini mi kaybetti birden? Siz bunun neyine seviniyorsunuz? Biz nasıl kalkacağız altından bunun? Halam, bu işin başında ilk karşı çıkan sen değil miydin? O Yavuz Bey'le konuşmadan önceydi. Adam alenen tehdit etti. Tehditse tehdit halam. Kızın gönlünde başkası varmış. Günah değil mi? Ne yapalım? Ne yapalım? Kaderimizde ne yazıyorsa o. Akıl kalmadı bende. Göndersen bir dert, kalsa bir dert. Of, aklım hafızalandırdı benim artık bilmiyorum. Sen doğru karar vermiştin ama. Ne diyeceydin şimdi? Hı? Bak bu adamlar Cengiz'e benzemezler. Bundan sonra da kimse bizi kurtaramaz. Aklını başına devşir. Çok büyük hata yapıyorsun. Hala. Kimseden yapamayacağım bir şey isteyemem. Oyun ey diyemem. Neslihan. Allah bilir gene kafasına neler sokuyor. Tutturmuş ailenin reisi benim diye. Necay mı diyor? Hafif alma. Ne de olsa benim kanımdan. Sen ne yaptın? Konuşabildin mi Ceyhan'la? Ne diyor? Kabul etti mi teklifi? Balıklama atladı vallahi. Her konuda anlaştı kendisiyle. Kardeşinin intikamını almak için gün sayıyor arkadaş. Ben güvenebilir miyim bu adama? Güvenme. Kimseye güvenme. Benden başka. Ben bizzat ilgileneceğim zaten konuyla. Yalnız senin de Sibel'i ikna etmen lazım. İyi geceler diyeceğim ama belli ki artık bize iyi bir gece yok. Bugün gelirken bir simitçi gördüm. Kazayla tepsisini devirmiş. Tüm simitler çamura düşmüş. Kalbim. Kaldırımda öyle bir oturuşu vardı ki dünyası kararmış sanki. Bunu öyle görünce içim parçalandı. Döndüm hepsini aldım tabii. Nasıl sevindi. Ben de tepsiyi devirdim hala. İşin kötüsü. Gelip alacak kimse yok. Hiç olmadı.
Hayırdır Süleyman Ağa? Gördüğüm manzarayı sana anlatayım. Hayır mı? Şer mi kendin karar ver. Tam karşımda. Yani bizim bahçede. Gözü dönmüş bir delikanlı. Belli ki ölmeye gelmiş. Ölmeye ve öldürmeye. Kim olacak senin şu adam? Ta kendisi. Torunumun kafasına silah dayanmış. Tabii bizimkiler de ona. Dede! Neco! Nasıl girmiş bu buraya? Sibel, Neslihan. Ya ne duruyorsunuz? Vurun şu herife! Neslihan! Ne yapmaya çalışıyorsun sen damat? He? Arkamdan iş mi çeviriyorsun? Bir şey çevirdiğim yok. Boz niye orada bilmiyorum. Sakin olun. Kimse bir şey yapmasın. Şunu ver telefonu ben bir konuşayım. Ne olur kardeş? Bak bizim anlaşmamız böyle değildir ama. Süleyman Ağa, Boz'u durduracak tek kişi benim. Sen de beni bu yüzden aradın öyle değil mi? Şimdi bırak konuşayım. Ama sen istiyorsun. Alo. Boz. Alo. Söyle. Ne yapıyorsun lan sen? Bir hesabım vardı kardeş. Onu görmeye geldim. Ah ulan Boz. Ah ulan ben sana ne diyeyim ah. Yorma kendini kardeş. Bu sefer tek gidiş. Dönüş yok. Bana bak kes sesini de dinle. Durum değişti. Her şey değişti. Fatoş kimseyle evlenmeyecek. Benimle oynama. Lan oyun moyun yok. Fatoş gitmeyecek diyorum anladın mı? Yalnız bunu onlar bilmesin sakın ha. Boşuna uğraşma. Benim için her şey bitti. Boz dur. Boz dur sakın yapma. Boz. Bak Fatoş burada inanmıyorsan ona sor. Neco'nun evini basmış. Gerizekalı söyle de şuna gelsin hemen. Onu da kendini de öldürtecek. Alo. Ne yaptın sen Boz? Alo orada mısın? Buradayım. Abim doğru söylüyor Boz. Vazgeçti. Abim beni kimseye vermiyor. Ben Neco ile evlenmeyeceğim Boz. Hadi bir delilik yapma çık oradan. Eğer buradan çıkmam için diyorsan. Yemin ediyorum yok vazgeçti abim işte vazgeçti. Boz yalvarırım sana çık. Çık. Bak seni sağ salim çıkaracağım oradan. Bir delilik yapma sakın. Şimdi Süleyman'ı ver. Seni dinliyorum. Bu herifin ilk vukuatı bu değil. Bir anlaşmamız var. Anlaşmayı bozan ben değilim. Oh. Bana bak. Bırak gelsin sağ salim. Ha diyorsun ki illa öldüreceğim. O zaman torununa veda et. Çünkü benim bildiğim Boz Neco'nun kafasına sıkmadan ölmez. Bak Ram. Bırakın gitsin. Kime diyorum lan? Baba! Sen karışma. Senin öldürmek... Neco! Neco! Annem burada lan, ablam burada. Neco! Seni gebertirim lan. Git buradan. Defol git! Aradım. Abi aradım Boz'u. Yoldaymış geliyor. Söyle bu gece gelmesin. Görürsem canını yakarım. Rama. Baba. Görmeniz gereken bir şey var. Adamlar evimize ciğerimize kadar girmişler. Haberimiz bile olmadı. Ben size söylediydim anam bacım. Bunlar çok pis geliyorlar. Ateş gibi yağacaklar tepemize. Gelsinler. Toplarıyla, tüfekleriyle gelsinler.
Onlar vurdu da biz mi ölmedik? Hasan, hiç olmazsa çocukları başka yere yollasaydık. Ya yeğenim, sen niye bir şey söylemiyorsun? Bu işi etraflıca konuşmak lazım. Neyini konuşacağız abi? Bu işin şakası yok. Fatoş yarın sabah gidecek. Abi. Fatoş canım, sen odana çık. Gönül rahatıyla uyu. Ben öldürmeden kimse sana bir şey yapamaz. Ben kime ne yaptığımı çok iyi biliyorum hala. Tamam mı? Ya biz niye öldürmedik o dede? Niye gitmesine izin verdik? Ya benim anlamadığım, bu adamın derdi ne? Ya niye ölümü göze alıp buraya geliyor? Ya seninle hesabı ne? Ya ne hesabı olacak onun bende? Fatoş aşık. Sen nereden biliyorsun ya? Onlarda kaldım ya kızım. O zaman öğrendim işte. Desene, onun derdi kendine yeter. Nikahlar kıyılınca ölmekten beter olacak. Unut onu dedeciğim. Sana söyledim. Kimseyle evlenmiyorum. Sabah da hiçbir yere gitmiyorum. Neslihan, şu kızınla konuş. Konuş ve onu ikna et. Bir kadın olarak ne yapması gerektiğini anlat. Herkes tam tekmine hazırlanıyor. Bir görse nasıl heyecanlılar. Sanki Kurtuluş Savaşı'na katılacaklar. Gerçi bir yandan da öyle ya. Belki Sibel kabul etmez. O zaman her şey kendiliğinden düzelir. Sen onu daha iyi tanıyorsun. Ne diyorsun, kabul eder mi? Ona kalsa etmez. Ama kalmıyor işte. Neyse ne be. Neyse ne. Biz buraya dişimizle tırnağımızla gelmedik mi? Biz buraya acının, yokluğun, ölümün içinden çıkıp gelmedik mi? Gene geliriz. Olmadı mı? Başaramadık mı? Ölürüz lan. Babamız gibi şerefimizle ölürüz lan. İşte ben de bu yüzden çok korkuyorum. Babamın başlattığı isyan gene kanla bastırılacak diye korkuyorum. Biz yine kaybedeceğiz. Gene yanlarına kalacak. Seyit bu kadar yaklaşmışken. Sen enseyi karartma. Daha yenilmedik. Sıkacak çok kurşunumuz var. Allah'a şükür yumruğumuz da hazır. Kodu. Sen niye kendi kafana göre iş yapıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Senin bana kastın mı var boss? Huyum kurusun gülüm. Mevzu sen olunca gözüm dönüyor. Alo? Tamam, ben seni arayacağım. Tamam. Halam? Sen şimdi sevindin. İçin içine sığmıyor. Sanıyorsun ki yarın her şey düzelecek. Boz'la mutlu mesut bir hayat süreceksin. Öyle mi? Hayır alam. Tabii öyle hemen değil ama.
Abim bir yolunu bulur. Bir şekilde bizi... Kurtaramaz Fatoş. Sen de gördün az evvel ne yaptıklarını. Bizim bu adamlara gücümüz yetmez. Ha abin dediğini yapar mı? Yapar. O ölmeden kimse sana dokunamaz. Ama ölecek. Allah korusun Allah. Amin. Amin güzel kızım da. Abini de bu aileyi de sadece sen koruyabilirsin. Bak yarın sabah ne yapacaksın bilmiyorum. Ama bu gece düşünmeni istediğim bir şey var. Uyumayı tercih ederim anne. Kızım. Çünkü sen ne zaman bana Sibel düşünmeni istediğim bir şey var dediysen hep yapmamı istediğin şeyi söyledin anne. Hala ne yapmamı istiyorsun? Ne yapayım kendi ayağımla mı gideyim? Sen gitmezsen onlar gelecek Fatoş. Seni almaya gelecekler. Abin karşı duracak, boz karşı duracak, diğerleri. Hepimiz canımız pahasına seni savunacağız. Ama yine de alacaklar. Çünkü önlerinde duracak kimse kalmayacak. Bütün ailen, sevdiklerin, hiç kimse. Ya da kendini ailene feda edeceksin, gideceksin. Ve bu nikah kıyılacak. Ramo bizim evimize girdi. Sen neden onun evine girmiyorsun? Madem intikam diyorsun. Buna daha iyi fırsat olur mu? Düşmanın koynunda olacaksın. Tam göğsünde. Kalbine yaslayacaksın başını. Ellerin onun boğazında olacak. Evdekiler. Boş ver. Bir şey sorma. Sarıl. Sadece sarıl. Tamam Fatoş. Bak. Gördüğün gibi tek parça halinde geldim. Oysa harbi son gecem diyordum. Bu dedim benim son gecem. Artık dedim ne sabah var ne güneş. Ne hava, ne su. Ne de senin şu gül yüzün. Fatoş'um, canımın içi. Sen şimdi eve gitmeyeceğim ne olacak diye korkuyorsun ama. Korkma gülüm. Bizi kimse ayıramaz. Ne oldu?
Bir doğrulsana Fatoş. Doğrul elimi. Niye ben? Sen bir doğrul ya. Ne? Kafa gözlerini. Boz, ne oldu? Ya kafa kafa işte ya. Hadi. Açma ha. Tamam. Geçenlerde anama gittim ya. Bunu verdi. Bunu dedi, dünyalar güzeli gelinime ver. Sanki bir daha sabah olmayacakmış gibi ama. Sonsuza kadar ayrılmayacakmışız gibi. Abi. Rama abi. Abim misafirim var. Neredesin sen? Ne oluyor Fatoş nerede? Fatoş! Gülüm bak, istediğim böreği al. Fatoş! Fatoş hadi soğutma, gel. Çay da söylerim. Fatoş'um! Fatoş'um banyoda mısın? Fatoş! Fatoş! Bak içeri giriyorum Fatoş. Fatoş? Fatoş? Fatoş. Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın, hoş bilsen de, bilmesen de, yara biri içinde bu yollardan geçeceksin. Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın, hoş bilsen de, bilmesen de, yara biri içinde bu yollardan geçeceksin. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan, önce bu yüzden aşka kıyar. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan, önce bu yüzden aşka kıyar. Giderim aşığım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Lerari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 rar
Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan, önce bu yüzden aşka kıyar. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan, önce bu yüzden aşka kıyar. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. 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 Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan, önce bu yüzden aşka kıyar. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan, önce bu yüzden aşka kıyar. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Giderim alışım